8 Şubat günü Bağlar ilçesinde, Ahmet'in Bağlar ilçesinde enkaz başındaki bir binanın enkazı başındayken orada yaşananları almak için, bilgi almak için çalışmalar hangi boyuttadır, nasıldır, kimler katılıyor gibi soruları yanıtlarını bulmak için orada gönüllü bulunan bir yurttaşla röportaj almak istedim. Arkadaş sorularını yönelttiğim arkadaşlar cevaplarını veriyordu. Ama ne hikmetse bir polis kendisine vazife çıkartarak röportaj almamı engellediği gibi röportajımı yanıltıcı haber niteliği taşıdığı için işte yanıltıcı bilgiler olabileceği konusu üzerinden orada gözaltına alındım. Bir gece Neret'te kaldıktan sonra çıkardığı mahkemede adli kontrol, her gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Aslında orada yanıltıcı bir bilgi yoktu. Millet ne görüyorsa, millet kendi kendisinin yaralarını sarıyordu. Hatta halkın açıkçası hükümetin politikalarına, deprem politikalarına karşı tepkisi vardı. Hiçbir adım atılmamasının bir tepkisi vardı. Doğal olarak bu hal tepkisini dile getirir. Yaptığım röportaj yayınlansaydı halka moral olacaktı. Dayanışmayı görecekti aslında. Halklar arasında dayanışmayı görecekti. Sırf işte ülke yok, devlet yok iddiasıyla gözaltına alındı. Varsayalım ülke yok, devlet yok, Kızılay yok deme bir eleştirisi, bir gözaltı gerekçesi olamaz ki. Bir haber herkesi tatmin edecek bir şey de değil. Haber eleştireldir. Bir yanıltıcı ya da kin, nefret gibi bir içerik barındırmıyordu. Her gün bir gazeteciye adli kontrol ne demek? Yine bir gazeteciyi sırf çalıştırmamak için tüm malzememize el koydu aslında. Telefonumuzdan tut, bilgisayarımıza, fotoğraf makinemize hepsine el koydu. Aslında burada da temel amaçım şuydu. Evet, seni tutuklamıyorum ama seni de çalıştırmıyorum mesajıydı. Zaten özgür basın her zaman bilindiği gibi hedef halindedir. Hedef halinde onu bastırmak için, bitiremediği için, onu bastırmak için, minimize etmek için elinden gelen her türlü gayret ediyor. Ama özgür basında şöyle bir geleneği vardı. Onlar ne kadar baskılarıyla bizi yıldırmaya da çalışsalar, biz de bu baskılara, bu yıldırmalara karşı aksine biz de gazeteciliği, halkın aydınlatma hakkı, kamu bilgilendirme hakkını her zaman yaymaya çalışacağız. Her zaman görevimin başındayız. Gözaltına alındığında da aslında bırakıldığım ilk günü, bırakıldığım gece sabahında ben yine işimin başındaydım. Beni gözaltına aldınız diye ben geri adım atmadım. Atmam da. Çünkü eğer atsaydım o enkaz altında kalan insanlara hakaret olurdu. Ya da o acıyı çeken insanlara hakaret ediyordu. Siz özgür basın çalışanını bir gözaltıyla, bir tutuklamayla ya da malzemenize koyarak siz geri adım attıramazsınız. Bunu net bilmeniz gerekir.